Mehmet Ali Bulut Can boğazdan çıkar. Kan gruplarına göre beslenme. Tavuk eti Tavuk eti kuş eti cinsindendir. Doğal yoldan beslenen tavuğun eti ve yağı yemeklerde kullanılabilir. Hem hazmı daha kolaydır hem de farklı bir lezzeti vardır. Tabiatta doğal şartlarda yetişen tavuğun beslenme şekli çok farklıdır. Eti yenilen hayvanlar olarak sadece otla beslenen hayvanlar sayılmıştır. Tavuk ise hem et hem otla beslenmesine rağmen eti helal kılınan hayvanlar arasındadır. Tavuk ot da yer, haşerat nevinden yakaladığı şeylerle de beslenir. O yüzden doğal tavuk kesilmeden önce yakalanıp 2 gün veya en az 24 saat tecrit edilmeli. Sadece buğday vesaire gibi yemlerle beslenmelidir. Doğal köy tavuğunun yakalanıp hemen kesilmesi ve yenilmesi kime alimlerce mekruh görülmüştür. Esasında bir hayvanın etinin yenilip yenilmeyeceği çift tırnaklı ve helal olarak isimlendirilenler dışında ne yiyip ne yemediği ile belirlenir. Tabiatı vahşi ve etobur hiçbir mahlukun eti yenmez. Keza yapısı itici ve tiksindirici varlıkların eti de öyle. Özellikle yabani hayvanların içinden eti yenilebilenler ancak otobur olanlardır. Otobur olanlar içinden de tek tırnaklılar yenilmez. Bir tek at eti yenilebilir sayılmış. O da stratejik bir hayvan olduğu için kesimlik kullanılmaktan ziyade binek ve savaş aracı olarak kullanılmıştır. Bugün kimi Türkiye cumhuriyetlerde at eti tüketilmektedir. Genel kural olarak et yiyen hayvanların eti yenilmez. Tavuk etinin bu genel kategorinin dışında olmasının sebebi sindirim sisteminin yapısındandır. Tavuk, yediklerinin büyük bir kısmını kursağındaki taşlar sayesinde ön bir sindirimden geçirerek vücut içindeki esas sindirime alır. Domuz etinin haram olmasındaki sebeplerden biri de sindirim sistemidir. Çünkü domuzun yediklerini sindirim süresi çok kısadır ve bu sebeple tüm zararlı atıklar olduğu gibi dokularına nüfuz etmektedir. Tavuk eti A grupları için faydalıdır. Tavuklar içinde de renkli olanlar, özellikle de çil tavuk denilen cinsi son derece lezzetli ve faydalıdır. Kesilen tavuğun genç ve renkli olanlarının eti makbuldür. Tavuğun henüz yumurtlamayanı, horozun henüz ötmeyenini yemek daha yararlıdır. Tavuk ne kadar yaşlansa etin tadındaki sasıklık oranı da o kadar artar. A grupları için faydalı ve hazmı kolay olan tavuk etini hazmedemeyenler de var. B ve AB grubundan olanların sindirim sisteminde tavuk etini ve yağını hazmedecek enzimler zayıftır. O yüzden de Tavuk eti AB ve özellikle de B grupları tarafından hazmedilemez ve çürütülür. A gruplarında kırmızı et nelere sebebiyet veriyorsa, B ve AB gruplarında da tavuk eti o türden sonuçlara yol açar. Mevcut tıp tavuk etini beyaz et kabul eder ve kanında kolesterol tespit ettiği herkese tavuk ve balık eti perhizini verir. Oysa B grubu için bu tam bir felakettir. Çünkü uzun süre tavuk eti yiyen B kan grubuna mensup birinin sindirim sistemi son derece zayıf düşer ve bünye her türlü hastalığa açık hale gelir. Bugün şehirlerde satılan tavuklara gelince beslenme ve yetiştirilme tarzlarından çok kısa sürede kesilecek olgunluğa gelmelerini sağlayan hormon ve antibiyotik katkılı yemeklerden dolayı bugünkü market tavukları şifa olmaktan çok zarar verici bir unsura dönüşmüş durumdalar. Esasında sanayi üretimi olan tavuk etten başka bir şeydir. Psikolojisi bozuk tavuklar. Burada değinmemizde fayda olan bir konu daha var. Gerek yumurta üretimi için olsun, gerekse kesimlik olsun çiftlik tavuklarının yaşam biçimi ne hayvan haklarına sığar ne de insanlığa. Vicdanı gelişmiş hiçbir insan onların yetiştirilme şekillerine rıza gösteremez. Bilindiği gibi civcivler kuluçkadan çıktıktan sonra neredeyse hepsi tasmalı köleler haline getiriliyorlar. Birbirlerini tartaklamamaları için gagaları kesiliyor. Biraz büyüdüklerinde daracık bir ortamda sağa sola dönmelerine fırsat verilmeden yetişecekleri küçücük kafeslere hapsoluyorlar. Her bir tavuğun önünde sadece başını kaldırıp indirebileceği kadar bir aralık vardır ki o aralıktan yemini alabilsin ve suyunu içebilsin. Arka tarafında da kakasını yaptığında temizlenecek bir şerit akar. Bu hayvanlar ortaçağ esirlerinden çok daha vahim bir ağır şartlarda yumurta yapmaya ve kesimlik hale gelinceye kadar hiç yerinden kıpırdamadan hayatını geçirmeye mahkum edilmişlerdir. Sırf şu cinayete dur demek için dahi olsa çiftlik tavuklarına karşı ambargo uygulamaya ve almamaya değer. Onları bir an önce büyüya piliç haline getirmek için hayvanlara her türlü zulüm yapılıyor. Kesim işlemi de tamamen fabrikasyondur. Hayvan konulduğu yerden olduğu gibi kesilir ve içindeki pislikle birlikte sıcak kazanlara atılır. Daha sonra oradan çıkarılarak yine teknik şekilde yolunur ve ardından sakatatı çıkarılır. O sakatatta çoğu kere yeniden tavuk yemi yapılarak bir sonraki mahkumlara yedirilir. Yem bununla kalsa yine iyi. Yumurtalardan hep pilit çıkması için yemlere katılan osteojen hormonu insanlarda tahmin edilemeyen problemler ve eğilimlere sebebiyet veriyor. Bu tür üretimlerde tavuklara neler yedirildiğine dikkat etmek gerekmektedir. Hiç kimse esasında ancak 6-7 ayda kesimlik boyuta gelebilen bir tavuğun nasıl olup da 45 günde kesilebilecek büyüklüğe ulaştığını sorgulamaz. Halk arasında hormonlu denilir ama bunun ne anlama geldiği üzerinde pek de durulmaz. Bizim hormon diye adlandırdığımız durum aslında genetiği ile oynanmış veya genetik açıdan modifiye edilmiş demektir. Bir canlının genetiğini yeniden düzenleyerek o cinsi geliştirmek en tehlikelisidir. Günümüzde markette ucuz et kategorisinde tavuklar işte bu cinsten bir üretimle bu denli yaygınlık kazandılar. Sıkıntı tavuk yeminde Tavuk yemi olarak bugün genetiği değiştirilmiş mısır, soya, buğday gibi tarımsal ürünlere genetiği yeniden şekillendirilmiş mikroplar ve bakterilerle üretilmiş protein, vitamin, enzim, hormon ve antibiyotikler ve etin bozulmasını önleyecek nitrat, nitritler ve fermol dehitler katılmaktadır. Dolayısıyla tavuk eti diye yediğimiz şey tamamen suni olarak tasarlanmış bir şeydir besin diyemiyorum. Çarçabuk pişmesi, lezzeti, raf ömrünün uzunluğu, tavuğun beslendiği bu yemlerden kaynaklanmaktadır. Aynı şey yumurta için de geçerlidir. Bugün çiftlik yumurtalarının sarısı doğal köy yumurtalarının sarısından daha parlak ve koyu renkli olabiliyor. Çünkü tavuğun yemine o sarılığı sağlayacak katkı maddeleri dahi katılıyor. Genleri yeniden yapılandırılmış bu türden gıdaların ileride insanlığın tabiatında ne gibi değişikliklere yol açacağını henüz bilemiyoruz. Fakat her gün yeni bir hastalığın ortaya çıkması, insanlardaki kısırlık oranının her geçen gün biraz daha yükselmesi, psikolojik rahatsızlıkların bu denli yaygınlık kazanması, çarpık ve hilkat garibesi doğumların ziyadeleşmesi Gelecekte olabilecekler konusunda bize bir parça ışık tutuyor. Ama herhalde 5-10 yıl sonra bu tür gıdaları kullanıyor olmanın nesnel sonuçlarını da göreceğiz. Şükür ki son zamanlarda bu konuya değinen, tamamen tahıl ve sebzelerle beslenen ve doğal seyrinde büyüyen tavuk üretimi için düğmeye basan ve bu alana el atan girişimcilerimiz de var. Bazı tavuk çiftlikleri genetiği değiştirilmiş yemler yerine doğal yemlerle yetiştiricilik yapmaya başladılar. Bu ülkemiz insanı adına iyi bir gelişmedir. Yumurta. Protein, doymamış yağ ve mineral kaynağı olan yumurta tüm kan grupları için bulunmaz bir nimettir. Yumurta aynı zamanda insan vücuduyla uyumlu bir protein kaynağıdır kolesterol yapmaz, kalbi zorlamaz. Tabi sözünü ettiğimiz yumurta doğal yoldan beslenen tavuğun yumurtasıdır. Yoksa transgenik yemlerle beslenen bir tavuğun yumurtası da en az eti kadar tehlikeli ve zararlıdır. Taze yumurta son derece faydalı bir besindir. Yumurtanın en ideal tüketim zamanı 1 ve 3 günlük olanıdır. Uygun şartlarda korunduğu takdirde 8-10 günlük yumurta da yenilebilir. 10 günden daha bayat ve 5 dakikadan daha fazla kaynatılmış veya pişirilmiş yumurta bünye için faydadan çok zararlıdır. Uzun süre buzdolabında beklemiş ve pastörize edilmiş yumurtaların proteini kana karıştığı takdirde ağır zehirler gibi işlev görebilir ve kanı zehirleyebilir. Bayat yumurta böbrekleri kötü etkiler ve vücutta kalıcı alerjik etkiler meydana getirir. Safra kesesinin asit, çamur ve taş tutmasında çiftlik yumurtasının özellikle sarısının rolü büyüktür. Tazelik ve bayatlık faktörü aslında her gıda için dikkat edilmesi gereken bir husustur. Örneğin yeşil yapraklı salata sebzeleri taze halde tüketildiğinde başlı başına şifa kaynağı iken yapraklarının sararması durumunda bünye için toksin zehir etkisi yapar. Yumurtanın taze olup olmadığını anlamanan en kestirme yolu tuzlu suyun içine koymaktır. Taze yumurta tuzlu suyun dibinde kalır. Eğer dik duruyorsa bayatlamaya başlamış. Üste çıkıyorsa bayatlamış demektir. Balık. Balık beyaz et neviindendir ve tüm kan grupları için şifadır. Bunu deniz avları size helal kılındı ayetinden anlayabiliyoruz. Ancak yapılan incelemeler ve çalışmalar göstermiştir ki her balık eti her bünyede aynı kolaylıkta hazmolunmuyor. Mesela hamsi, kalkana, çupra vesaire A grubu insanlarda kırmızı et gibi hazımsızlığa neden olabiliyor. Bu kitabın sonunda her bir kan grubunun hangi yiyecekleri yiyebildiğini, hangilerinin zararlı, hangilerinin faydalı olduğunu bir liste halinde bulacaksınız. Orada göreceksiniz ki her balık her bünye tarafından rahat hazmedilemiyor. Dolayısıyla her gıda gibi balık yerken de mizaç ile uyumlu olanları tercih edilmelidir. Aksi durumda siz beyaz et yediğinizi ve sağlıklı beslendiğinizi zannederken mideniz onu hazmedemediği için size zarar verebilecek bir besin maddesi tüketmiş olursunuz. Midye ve vatoz gibi dip temizliği yapan deniz hayvanları derinlerde yaşamalarından dolayı tabiatlarında ciddi oranda kurşun barındırırlar. Keza tarator ile yenmesi uygun görülen balıklar ağır metaller içeren deniz hayvanları cinsinden oldukları için sarımsak, ekmek içi ve yoğurt karışımı olan tarator sosuyla yenilir ki onlardan vücuda yüklenilecek ağır metalleri zararı telafi edilsin. Şifa olan balık etini insana zararlı hale getiren alışkanlıkların en kötüsü balık yerken su içmektir. Balık ekmek İkilisi de tıpkı et ile ekmek yemek gibi zararlıdır. Fakat balıkla birlikte su veya onun daha tehlikelisi olan rakı içmektir. Sadece kana değil, karaciğeri de iflasa sürükler. Süt Süt fıtrattır. Miraç sırasında Cebrail aleyhisselam peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir tasta su, bir tasta da süt getirdi. Ve ikisinden birini alıp içmekte onu muhayyer bıraktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sütü alıp içince Cebrail fıtratı tercih ettin dedi. Evet, süt fıtrattır. İnsanın yapı taşını oluşturan ilk gıdadır. Aynı zamanda süt kardeşliği diye bir hukuku da var ediliyor. Aynı anneden süt içmek genetik olarak farklı iki kişiyi İslam hukukunda kardeş kılıyor. İnsanın yapı taşlarını oluşturması açısından bu kadar mühimdir. İki yaşına kadar insan için zaruri olan yegane gıda anne sütüdür. O dönem çocukta şekli ve fıtri yapılanma devam ettiğinden dolayı Cenab-ı Hak anne sütünden başka bir şeyin çocuğa verilmesini uygun görmez. Zaten çocuğun yapısı da onu kaldırmaz. Ayrıca çocuğun Kimi uzuvları doğumdan sonra gelişimini anne sütü içeriğiyle tamamladığı için bu esnada süt yerine başka gıdalar verilmesi bu gelişim sürecini de sekteye uğratır. Örneğin böbrek gelişimi bu türden hassas bir gelişimdir. Bebekliğinde anne sütünü kısa süre içenler yetişkinliklerinde böbrek rahatsızlıklarına daha yatkındır. İnsanlara en yararlı süt keçi ve koyunun ağız sütüdür. Bu yaş döneminde aynı annenin sütünü emenler hükmen kardeş olur ve fıtraten birbirleriyle evlenmesi haram olan bir yapı kazanırlar. İsterse farklı anne ve babadan doğmuş olsunlar. Sütün insan üzerindeki etkisi bu kadar derindir. Bazen kimi annelerin sütü kendi çocuğuna ağır gelebilir. Bugüne kadar bunun nedeni pek bilinmezdi. Fakat bugün biliyoruz ki çocuğu ile farklı kan grubundan yani farklı mizaçtan olan bir annenin sütü çocuğuna bazen ağır gelebilir. Sıfır kan grubundan bir annenin çocuğunun A grubundan olduğunu varsayalım. İşte şu annenin sütü çocuğuna ağır gelebilir. Bu durumda çocuğa bir süt annesi aramak gerekebilir. Fakat günümüz anneleri çocuklarını kendi sütleri ile emzirmek yerine yapay sütleri ve fabrikasyon gıdaları tercih ediyorlar. Ve bilmeden o zavallı çocuğu özellikle yetişkinliğinde birçok hastalığa açık hale getiriyorlar. Geleneksel tıp ile meşgul olan bir hekim daha ilk bakışta bir çocuğun anne sütünü yeterli miktarda emip emmediğini kestirebilir. Çünkü Kız çocuğunun en az 18-20 ay, erkek çocuğunun ise tam 2 sene anne sütünden başka bir gıda almaması gerekiyor. Eğer yeterince anne sütü emmemişse o çocuğun bağışıklık sisteminin gelişimi yarım kalabiliyor. Böbrek, karaciğer, safra kesesi ve kemik sisteminde ciddi ağrazlar görülebiliyor. Süt içecek değildir. İnsan 2 yaşından sonra midesindeki süt hazım sistemini kaybeder. Bu anne sütü dahil tüm sütler için geçerlidir. Bu yaştan sonra süt sadece kendi içindeki mikroplar ve bağırsaklardaki bakteriler sayesinde hazm olunur. Süt de bal gibi Kur'an'da anılan mucizevi ve şifalı bir gıdadır. Tabi bizim kullandığımız haliyle değil. İnekte dahil Tüm sütlerin vücut için şifa olması onun sağıldıktan en fazla 8-10 dakika içinde ve hiçbir işleme tabi tutulmadan içilmesiyle mümkündür. Çünkü süt yeni sağlandığında hazmı kolaylaştıran mikroplar ve enzimler içerir. Nitekim eski zamanlarda özellikle Güneydoğu, Anadolu ve Suriye mıntıkasında ikinci saatlerinde sağımlı hayvanlar sokaklara çıkarılır, taze süt içmek isteyenlere o hayvanlardan sağlıp içirilirdi. Bekleyen sütte zararlı mikroplar üremeye başlar. O yüzden de onun kaynatılması gerekir. Süt kaynatıldığında içindeki kıymetli bakterilerin büyük bir kısmını kaybeder. Çünkü sütün hazmedilmesini ve vücut için yararlı olmasını sağlayan tüm bakteriler 43-54 derecede ölürler ve böylelikle sütte süt olma özelliğini kaybeder. Buna rağmen sütlerin kaynatılması zorunludur. Sütü hazmeden sindirim sistemimizin 2 yaşından itibaren yok olduğunu, kaynatılan sütte hazmı sağlayacak bakterilerin öldüğünü önceki bölümlerde ifade etmiştik. Böyle olunca sütün hazmedilmesi işi bağırsaktaki bakterilere düşüyor. Hayatında bir kere de olsa antibiyotik kullanmış bir insanın bağırsaklarındaki faydalı bakterilerin de zararlı bakterilerle birlikte yok olduklarını düşünürsek, içilen sütün vücut tarafından hazmedilmesinin ne kadar zor hale geldiğini anlamak zor değil. Antibiyotik kullanmış insanlarda süt hazmolunamayacağı için bağırsaklarda bozulmaya başlar. Vücut bozulan sütteki kalsiyumdan yararlanamaz. Bağırsaklarda bozulan süt vücutta pek çok sıkıntıya sebebiyet verir. Sütün sebep olduğu rahatsızlıklar. Saf bir şifa kaynağı olan sütün yanlış şekilde tüketilmesinden ve bağırsaklarda çürüyüp bozulması neticesinde ortaya çıkan rahatsızlıklardan bazıları. Vücutta aşırı balgam birikmesi. Damar ve kemiklerde kireçlenme. Kemik erimesi karaciğer, dalak ve damarlarda tıkanma. Gözde katarakt. Safra kesesinde ve böbreklerde taş. Vitiligo, sedef, diş çürümesi ve diş eti hastalıkları. Özellikle de 0 ve A gruplarındakiler ve daha nicesi. Peki bu durumda hiç süt tüketmeyecek miyiz? Bu satırlardan böyle bir sonuç çıkarılmasın. Her şey gibi sütü de usulüne uygun tüketmeyi öğreneceğiz. Bir kere sütün nasıl sindirildiğini bilindikten sonra onu usulüne uygun biçimde tüketebiliriz. Öncelikle sütle birlikte onun hazmını kolaylaştıracak yardımcılar alınabilir. Örneğin süte bir miktar zencefil veya tarçın katarak kullanabilirsiniz. Bugün bir gelenek halinde uygulanan sütlü tatlıların üzerine tarçın konulması onun hazmını kolaylaştırmak amacıyla icat edilmiş güzel bir uygulamadır. Süt tüketirken unutmamak gereken bir diğer mühim husus ise sütün içecek kategorisinde değil, yiyecek sınıfında bir besin olduğudur yani süt, su gibi içtikten ve vücut sıcaklığına eriştikten hemen sonra bağırsaklara geçen bir sıvı değildir. Hem ağızda hem midede ve tabi daha çok da bağırsaklarda tabi tutulduğu bir dizi ayrıştırma işlemleri vardır hazm olunması için. O yüzden süt içerken öncelikle onu ağızda bir müddet tutmak ve ağız içi ön sindirim işleminden geçirmek gerek. Süt içtikten sonra hızlı hareket etmek veya onu su gibi tepeye dikip lıkır lıkır içmek sadece vücutta balgamın arttırılmasına hizmet eder. Tabi bir de böbrek ve safra taşlarının oluşumuna. Sütte dikkat edilecek en önemli husus içtiğimiz sütün karışık olmamasıdır. Yani mümkün mertebe tek hayvanlardan alınan süt tüketilmelidir. Dolayısıyla piyasada satılan ve pastörize diye bilinen sütleri içmek faydadan çok zararlıdır. O tür sütler en fazla kaynatılıp yoğurt yapılabilir. Hayvanların da mizacı var. Eski tıp bilginleri sütün yapısının onun elde edildiği hayvanın huyu ve suyu ile yakından ilgili olduğuna hükmetmişler. Nasıl ki her annenin sütü yavrusuna uygun olmuyorsa her hayvanların sütü de herkes için uygun değildir. Bugünün insanına kabul edilmesi zor gelse de hayvanların da bir mizacı ve tıpkı insanlarda olduğu gibi farklı kan grupları vardır. Dolayısıyla o mizaçtan, o kan grubundan elde edilen süt ancak aynı mizaçtaki insana fayda sağlar. Bu sebeple her insana her ineğin sütü iyi gelmez. Ancak kendisi ile aynı mizaçta olan ineğin sütünü tüketebilir. Çünkü insanlar gibi hayvanların ve tabi bitkilerin de mizaçları vardır. Bu yüzden her coğrafyanın hayvanı en çok o coğrafyanın insanına yararlıdır. Bugün ise dünyanın farklı yerlerinden getirilen hayvan ırkları birbirleriyle aşılanarak tüm dünyada tek ırk hayvana doğru bir gidişat var. Her cinsin üstün özellikleri, iyi süt vermesi, etinin iyi olması, hızlı yetişmesi vesaire vesaire ayıklanarak gen çalışmaları ile karma cinsler oluşturuluyor. Oysa asırlar ve iklim hayvanları ve bitkileri zaman içinde her bir toprakta ancak o toprakta yaşayanlara fayda verecek yapıya kavuşturmuştur. Anadolu'nun karma ineği, tiftik keçisi kara koyunu ve keçisi bugün hemen hemen yok olup gitmiştir. Diyarbakır'ın karpuzu, Trakya'nın kavunu, Aydın'ın inciri, Gazi Antep'in fıstığı, Islahiye ve Besni'nin üzümü, Torosların eti ve keşiği, Erzurum'un danası, Ankara'nın tiftik keçisi, Maraş'ın biberi ve keçisi, Misis'in ayranı, Çorum'un nohutu ve leblebisi vesaire. Hepsi yok olup gidiyorlar. Artık her yerde bütün tatlar bir oldu. O yüzden de insanımız hasta ve mutsuz. İnsan oğlunun fıtratına en uygun süt anne sütünden sonra keçi sütüdür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt içtiği ve süt içmeyi teşvik ettiği bilinir. Ama onun içtiği süt tek hayvanın sütüydi ve sağıldıktan hemen sonra içerlerdi. Bugün ise şehirlerdeki en taze süt iki günlüktür ve hepsi de pastorizedir. Kimlerin süt tüketmesi sakıncalıdır. Süt şu insanlar için zararlıdır. Vücudunda tümör ve uğur bulunanlar, kanser hastaları, karaciğer ve dalağı hasta olanlar, böbrek hastaları, deri hastalığı bulunanlar, migren ve sık sık baş ağrısı çekenler, kulak çınlaması ve baş dönmesi yaşayanlar. Bu insanlara fayda sağlayacak bir süt varsa o da deve sütüdür. Ancak ülkemiz şartlarında deve sütünün temini zor bir ihtimaldir.